Mahallesi'nde ikamete olan Yüksel Mutlu. Bor organize deri fabrikasında çalışıyorum. Bu mesleği aşağı yukarı 50 yıldır devam ediyorum. 50 yıl oldu ben buraya başlayalım. 50 yıldan bu yana çalışıyorum. Tabii şimdiki şartlar değişti. Önceden bir fabrikada 2-3 kişi çalışıyordu. Şimdi bir fabrikada 20-25 kişi çalışıyor, 30 kişi çalışıyor. Teknoloji çok ilerledi. Makineler çıktı. Eski tabaklık öldü. Şimdi teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu meyanda ürettiğimiz derileri Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. İç piyasaya fazla geliyor üretim. Dış piyasaya gönderiyoruz Avrupa ülkelerine. Şimdi bir fabrikada 25-30 tane işçi çalışıyor. Bunun her birisi sigortalı. Üretim fazla. Maliyet de yüksek. Yani eski tabaklık şöyleydi. 30 tane deri alırdık. Biz onunla bir ay uğraşırdık. Ama şimdi bir dolaba 10 ton, 15 ton deri basıyorsun bir dolaba. Onun için güçler kafi gelmiyor. İmkanlar yetmiyor. Şimdi azından olmuyor. Organize sanayi bölgesi demek, paran olmazsa burada kaybolursun. Burada çalışamazsın. Onun için çok kuvvetli olman lazım, iyi çalışman lazım. Buraya Hamdolabak'tan gelir, burada dolaplara girer. Dolaplara girdiği zaman kimleri maddelerinden bunları alınır. Tamam mı? Bunlar dökülür. Bunlar döküldükten sonra bir gün dolapta kalır. Ertesi gün dolaptan boşalır. Eklemediği makinemiz var. Eklemeye gelir, kaba üleşini alır. Kaba pisliğini temizler. Tekrar girsin bir aynı dolaba girer. Kimleri maddelerine pişirmeye alırız deriyi. Pişirdikten sonra tekrar çıkarırız. Çıkarttıktan sonra kurutmaya alırız. Kurutmadan sonra tıraşa alırız. Tıraş makinesine istediğimiz kalınlıkta deri üretmek için istediğimiz milime ayarlar. 1 milim, 1,5 milim, 2 milim. Hangi ayakkabı, hangi kalınlığı götürüyorsa ona göre sipariş alırız. 1,5 milim, 2 milim tıraşında tıraş yapar ve boyalı hale getiririz. O boyalı hale getirdikten sonra tekrar makineye gider. Stora makinesi, makinemiz var. Stora makinesine gider, orada yumuşadı deriyi. Buraya yumuşamaya başlar. Patpat makinesi var orada. Patpat da çekilir, pamuk gibi olur. Orada istediğin rengi, istediğin boyayı, kahverengi olsun, siyah olsun, sarı olsun, beyaz olsun. Hangi renk yapacaksan boyayı kararsın. Ondan sonra makineye verirsin. Makine kendisi atar. Önce elle yapardık bunları. O zaman çok zordu şartlar. Fırçayla boyardık. Ayakkabı fırçalarıyla, elbise fırçalarıyla geri boyardık önce. Şimdi onlar bitti. Hep makine çıktı. Şimdi makineleştik. Şimdi bir günde 10 ton deriyi paket edip dışarıya gönderebiliyorsun. Ama önceden 30 tane, 40 tane deriyle bir ay uğraşırdık. O işler bitti şimdi. Açıyor, hem sıkıyor. Bak bu da dolap dönmeye başladı. Dönek elçe. Bunların içine bütün deri dolu. Kiminde kireç dolu, kireçte kiminde pişirme yapıyor, kimin boyuyor, kimin yıkama yapıyor. Bir de talaş dediğim maddeler, talaş da ayakkabı
Tokyo olur. Yumuşak Tokyo fabrikasına gider. İstanbul'da Tokyo fabrikaları var. Ve çocuk fabrikalarını kayış olarak yapıyorlar. Paraş olarak da oraya gider. Bunlar çok pahalı bir makine. Bunları kurmak kolay değil. Her zaman kuramadım. Bu fabrika bunların dedelerinden beri çalışırdı. Yani bu sanat bize 100 yıllık, bir asırlık sanattı bizim burada. Tam biz bir asır oldu Niğde Bora geleli. Bu ve borumuzun gelir kaynaklarından en ileri gelen bir üretim fabrikası. Dericilik bizim burada çok önemli bir meslek. Bunda plakalar var. İstediğin deseni basabilirsin buna. Yılan baskı var. Ağaç baskı var. Rozenek var. Askeri bot baskısı var. Her baskı yaparız. Bu prens. Yani bu eskiden bunu eline yatardı, ütüyü verdi. Normal ütü vardı, elbise ütüleri. Biz önceden bunu ondan yapardık ama şimdi bu presler çıkardı, bu ütüleri bıraktık. Çünkü onlara iş çıkmıyor kolay kolay. Onlar üretimi çok eksiliyordu. Bu makineler ama çok pahalı bu makine. Bu tanesi 150 milyar. Çok pahalı bunlar. Ha bunlar da olmasa bir iş yapamazdık biz. Onun için bunlar lazım bize. Boya tünele girdi işte boya fabrikası. Şimdi bu boya makinesi arkadan çıkar, tekrar prese girer. Tekrar bir pres daha basılır, tekrar buraya gelir. 200 tane pres basılır valla. Desen alma usulü. Desen almazsa yeri görünmez, pislik görülür. Ondan sonra yukarı çıkmamız lazım şimdi. Yukarıda paketleme var, onları göreceğim. Bu asarak kurutma işte. Dışarıdan gelen vurucuları bu yumuşak patlattan kesiyor. Böyle kare kare tokmakları var böyle vura yumuşatıyor. Ondan sonra boyaya girmez, boyaya girer. Şu boyaya girer. Beyaz. Bu kremle. Yani üzerine daha boya atacağız. Bunlar tanıyamaz çıkma sonra bak. Hadi bekle kumaş, altta kumaş bak. Bunlar bir çıkma var, gördün mü bak. Bu açık kahve. Renk olarak da bak. Her renk yaparız burada. Bak. Açık kahve bak. Bu ne? Bu kırmızı. Bayrak kırmızı. Bak. Bu ne? Yeşil bak. Bu ne yeşili? Çağla yeşili. Çimen yeşili. Her renk var bizim burada. Her fabrikada her renk çıkar istediğiniz bak. Bak bu da boyu askeri yeşili. Bak. Bu askeri yeşili. Yani bunlar da deri diye mi? Bu baştan kıymetli bunlar bak. Bu ne? Patlıcan rengi. Bak patlıcan boru. Görüyor musun? Patlıcan boru. Her ayakkabı, kaç renk ayakkabı varsa ona göre bunda direkt vardır bak. Bu neymiş? Bu da gri. Koyu gri. Kaba rengi, kaba rengi var, toprak rengi var, lacivert var. Açık mavi var, koyu mavi var, fındık var. Her renk var burada bak. Siyah var. Bak, koyu kahve. Yani ayakkabıya veya giysiye, araba döşemesine kullanılan her renkler bizim borda bakanlığında çıkıyor. Ben resmi metre olarak kapıyorum. Onu çünkü ölçüm hakemde bir ölçü. Kendisi basar şey, kaç metre kasardım diye değil. Onu zaman orada paketlemeye girer. Paketlemeye de bunlar bak. Bunlar resimleri şeyleri aldık. Paketleme bu işte. Bunları yurt dışına gönderiyoruz böyle bu şekilde. Yurt içi ve yurt dışına satışlara hazır vaziyette. Ayakkabılar, döşemeli her şeye hazır vaziyette gelmiş bunlar. Paketleme bu. Bak bunlar gördün mü?